Bir zamanlar Hansel adında bir oğlu ve Gretel adında bir kızı olan bir oduncu yaşamaktaymış. Karısı ölünce oduncu yeniden evlenmiş. Ama aradan çok geçmeden yeni karısının çocukları hiç sevmediği ortaya çıkmış. Bir de en kötüsü ülkenin üzerine bir açlık çökmüş. Bu yüzden de oduncu geçinmekte adam akıllı zorlanır olmuş. Bir süre sonra ise bütün biriktirdiği para tükenmiş ve çok az bir yiyecekleri kalmış. Bir gece çocuklar uykudayken karısı "Ne yapacağız kocacım?" diye sormuş. Bütün biriktirdiklerimiz bitti oduncu inil demiş ve elleriyle yüzünü örterek Ben de zaten her gün aynı soruyu soruyorum kendime diye yanıt vermiş Öyleyse ben de sana bir öğüt vereyim demiş kadın sesini alçaltarak Bu çocukları başımızdan atmalıyız Bu sözler üzerine afallayan kocası başını kaldırarak ne diyorsun sen kadın?" diye bağırmış. Ne demek istiyorsun? Kadın da alçak sesli konuşmayı bir yana bırakmış ve o da sesini yükseltmiş. Ne demek istediğimi anlatayım. Sabah erkenden kalkıp çocukları ormana götüreceğiz ve orada bırakacağız onları. Böylesine zalimce bir işi nasıl önerebiliyorsun? diye bağırmış oduncu. Eğer çocuklarımızı ormana bırakacak olursak onları bir daha hiç göremeyiz. O zaman da yiyecek iki boğaz eksilmiş olur demiş kadın. Sana söylüyorum adam eğer hemen bir şeyler yapmazsak açlıktan öleceğiz. Karı koca böylece tartışıp dururlarken bağırtıları Hansel'i uykusundan uyandırmış. O da merdivenlerin başına süzülerek dinlemeye başlamış. Çocuk babasının en sonunda şöyle dediğini duymuş. Pekala, öyleyse senin dediğin gibi olacak. Çocukları erkenden ormana götürecek ve orada bırakacağız. Hansel yeniden yatağına süzülerek duyduklarını Gretel'e anlatmış ve hiç merak etme. Buna karşı bir plan hazırladım." demiş. Biraz sonra kulübe sessizliğe bürünür bürünmez Hansel kalkmış. Pijamalarının üzerine ceketini giymiş ve aşağı kata inmiş. Arka kapı kilitli değilmiş. Hansel oradan bahçeye çıkıp düz yuvarlak çakıl taşlarıyla ceplerini doldurmuş. Sonra da yukarı çıkıp kız kardeşine Yarın yola çıktığımız zaman arkamızda çakıl taşlarından yol boyu bir iz bırakacağız." demiş. Bu izler bizi sağ salim eve geri getirecek. Hansel ertesi sabah erkenden üvey annesinin bağırtısıyla uyanmış. "Haydi, uyanın artık bakalım." Hansel "Hemen geliyoruz." diyerek Gretel'in yanına gitmiş ve onu usulca dürterek uyandırmış. Çabuk ol kardeşciğim ve korkma demiş. Unutma çakıl taşları konusunda hiçbir şey söylemeyeceksin. Çocuklar aşağı inince üvey anneleri onların ellerine iki dilim kuru ekmek sıkıştırmış. Ormana gidip biraz odun toplayacağız demiş onlara. Bayağı uzun bir gün geçireceksiniz. Onun için ekmeği hemen yemeyin de daha sonra yasaklayın. Yola koyuldukları zaman babası onları üzgün bir bakışla bakmış. Hansel babasının kendilerini yapayalnız ormana bıraktığı zaman neler hissedeceğini biliyormuş. Hansel de babasına korkusuzca gülümsemiş. Çünkü ceplerini adam akıllı ağırlaştırmış bulunan çakıl taşları çok güven vericiymiş ve o da bu yüzden hiç korkmuyormuş. Tek sıra halinde yola dizilmişler. Babaları önden yürüyormuş. Onun arkasından üvey anne. Daha arkadan da kız yürümekteymiş. Hansel ise tasarladığı üzere en arkada gidiyormuş. Geride yürüdüğü için de parlak çakıl taşlarını birbiri ardınca atıyormuş. Üvey annesi omuzları üzerinden arkaya doğru ona bakarak ''Niye öyle uyuşuk uyuşuk yürüyorsun?'' diye sert sert sormuş. Hansel de ''Güneşin damların üzerinde nasıl yükseldiğine bakıyorum.'' diye yanıt vermiş. Onlar ormanın derinliklerine doğru böyle ilerleye dursunlar, yüksek ve kalın ağaçların dalları da güneşi örtmekteymiş. Sonunda üvey anne, burada duralım demiş. Oduncu da çocuklardan ateş yakmak için kendisine yardım etmelerini istemiş. Hansel ve Gretel şuraya buraya koşarak çalı çırpı toplamaya çabalamışlar. Biraz sonra da öyle yorgun düşmüşler ki oturup babalarının yaktığı ateşi büyük bir keyifle izlemeye başlamışlar. Üvey anneleri "Burada dinlenip ekmeklerinizi yiyebilirsiniz." demiş. "Babanızla ben ormanın daha ilerilerine gideceğiz. Güneşin batışına doğru da döneriz." Hansel işin iç yüzünü biliyormuş bilmesine ama üvey annesine yine de inanacakmış neredeyse. "Bizim için meraklanmayın." demiş. "Siz dönünceye kadar biz ateşin yanında otururuz." Ama çocuklar uzun yürüyüşlerinden öylesine yorgun düşmüşler ki biraz sonra uykuya dalmışlar. Uyandıkları zaman ise ateş sönmüş ormanda kap karanlık olmuş. Gretel gözlerini iyice açıp titremeye başlamış. Korkudan titreyen bir sesle ''Ne yapacağız Hansel?'' diye sormuş. ''Bizi tek başımıza bırakıp gittiler. Evimizin yolunu asla bulamayacağız.'' ''Evet, pekala da bulacağız.'' demiş Hansel. Ay yükselinceye kadar biraz daha beklersek çakıl taşlarını görebiliriz. Biraz sonra ay gökte yükselmeye başlamış ve çok geçmeden de gümüş ışıkları bürünmüş. Hansel sevinçle bağırarak "Şimdi artık çakıl taşlarını görebiliriz." demiş ve kardeşinin elinden tutmuş. Az sonra da son atmış olduğu çakıl taşını bulmuş. Gretel'e iz üzerindeyiz demiş. Bütün yapmamız gereken iş bunu izlemek. Çocuklar gecenin büyük bölümünde yürümüşler. Hansel kulübenin bacısından döne döne dumanların tüttüğünü görünce gidecek fazla yolumuz kalmadı demiş. Gel Gretel yolun geri kalan bölümünü de koşarak gidelim. Hansel'in vuruşu üzerine üvey anne kapıyı açmış ve açar açmaz da ormanda geride kalmak benim değil sizin suçunuzdu diye bahaneler ileri sürerek çocukları azarlamaya başlamış. Ama babaları onları görünce o kadar çok sevinmiş ki sanki bir daha gitmelerine izin vermeyecekmiş gibi sıkı sıkı sarılmış çocuklarına. Bu işler olduktan az zaman sonra karısı oduncuya eskisinden de beter bir şekilde söylenmeye başlamış. Çocuklar duymasınlar diye yine sesini alçaltarak kocasına "Bu konuda bir şeyler yapmak zorundayız." demiş. "Bu sefer onları götürüp ormanda daha uzağa bırakalım." Oduncu karısına karşı çıkarak böyle bir şeyi ikinci defa yapmak elinden gelmez, demiş. Bu söze yanıt olarak karısı kuru bir ekmek alarak oduncunun yanına gelmiş. Ekmeği kocasına göstererek, bak hele adam, bizimle açlıktan ölmek arasında olup olacağı bu var. Ben sana yapmamız gerekeni söylüyorum. Zavallı oduncu, derin derin içini çekerek, pekala kadın, demiş. Yarın sabah çocukları alıp ormana gideriz ve onları orada bırakırız. Neyse ki Hansel uyanıkmış ve konuşmaları duyunca merdivenin tepesine tırmanıp dinlemiş. Babasının kadının önerisini kabul ettiğini duyunca, daha önce yaptığım gibi ceplerimi yine çakıl taşıyla doldururum ben de." demiş kendi kendine. Ama Hansel bu sefer bahçeye açılan arka kapıya varınca kapının kilitli olduğunu ve anahtarın da üzerinde bulunmadığını korkuyla görmüş. Sabah olunca oduncu yine ormanın yolunu tutmuş, Hansel de çakıl taşlarının yerine geçeceği düşüncesiyle ekmek kırıntılarını yola atmaya başlamış. Üvey anne çok ağır yürüdüğü için onu azarlamış ama hansel yanıt olarak bizim damın tepesindeki şu iri güvercini bir göz atmaya çalışıyordum demiş oduncu bu sefer ailesini daha da uzağa götürmüş çocuklar oturmuşlar ve onun ateş yakmasını keyifle seyretmişler oduncu hansel ve gretele sizi burada ateşin yanında bırakacağız ama daha sonra gelip sizi alacağız demiş. Ateşin dans eden alevleri iki çocuğun korkusunu yatıştırmış. Biraz sonra Gretel başını Hansel'in omzuna koyarak derin bir uykuya dalmış. Hansel de uyumuş. Uyandığı zaman ise karanlık çoktan basmış. Uyansın diye kız kardeşini usulca sarsarak ay neredeyse yükselmek üzere biz de o zaman ekmek kırıntılarının oluşturduğu yolu bulabileceğiz. Demiş. Gretel gözlerini ovuşturmuş. Hani neredeyse gözyaşları boşandı boşanacakmış ama ağabeyi onu kolundan tutarak ayağa kaldırmış. Korkma sakın. Yakında sağ salim eve döneceğiz. Demiş. Böyle demiş ama çok yanılıyormuş. Çünkü güler yüzlü ay Işıklarını çimenlerin üzerine saçınca tek bir ekmek kırığının bile olmadığını görmüşler. Ormandaki kuşlar hepsini yiyip bitirmişler çünkü. Hansel ciddi ciddi. Başka çaremiz kalmadı. Yolumuzu kendimiz bulmak zorundayız. Demiş. Bütün gece ve ertesi günün bir bölümünde de çocuklar yürümüşler. Gretel hem çok yorulmuş ve hem de çok susamış biraz dinlenmeleri için kardeşine yalvarmış ama Hansel ona hayır olmaz Gretel demiş bizi ormanın dışına çıkaracak olan keçi yolunu bulmamız gerek birinci günün akşamı karanlık basınca sığınacak bir çalılık bulmuşlar ve arkasında büzülüp yatmışlar sabah olunca Hansel o kadar yorulmuş ki artık kendisini neşeliymiş gibi gösteremiyormuş. Neredeyse pes etmeye hazırlandığı sırada bir ağacın dalına beyaz güzel bir kuşun tünediğini görmüş. Bak Gretel diye fısıldamış kardeşine. Bu beyaz kuş kendisini izlememizi istiyor gibi sanki. Görüyorsun ya biraz uçuyor Sonra da dönüp arkasına bakıyor. İki kardeş yorgunluklarını unutarak el ele beyaz kuşun ardından koşmuşlar. Sonunda da kendilerini o zamana değin hiç görmedikleri tuhaf mı tuhaf bir evin önünde bulmuşlar. Evin damı ekmekten yapılmış, duvarları da çörekli kaplıymış. Şeker çubukları pencere kafesi görevini yapmaktaymışlar. Merdivenlerde, koyu renkli sert karameladan yapılmaymış. Hansel gülerek, ''Öylesine açım ki, bir evi bile yiyebilirim.'' demiş. Ve eve doğru koşarak, zencefilli ekmekten yapılmadığımdan bir parça koparmış. Gretel de, yeryüzündeki bütün çörekleri yiyebilirim demiş ve gülerek eve doğru koşmuş. Çörekten yapılma duvarlardan bir parça koparmış. İki çocuk böylece ekmeği, çörekleri ve şeker çubuklarını yemektelerken birden kapı açılmış ve ihtiyar mı ihtiyar bir kadın eşikte belirmiş. Hansel yutkunmuş ve içini bir korku sarmış ama ihtiyar kadın ona çarpık bir gülümseyişle bakarak ''Benden korkma küçük adam'' demiş cüyaklar gibi bir sesle. Sonra da kırmızı gözlerini Hansel'den daha fazla korkan Gretel'e çevirerek ''Sen de ağabeyinin arkasına gizlenme benim tatlı küçük kızım'' demiş bir zarar vermeyi aklımızdan geçirmiş değiliz, demiş Hansel. Elbette güzel yavrularım, hele bir içeri girin de ben size daha neler neler yiyebileceğinizi göstereyim. Çocuklar ihtiyar kadında kendileriyle birlikte her türlü yiyeceklerle dolu masaya oturduğu zaman bütün korkularını üzerinden atmışlar. Masada elmalar, Armutlar, iri iri şekerlemeler, fındıklar, tatlılarla içleri kaymak ve şeker dolu çörekler varmış. İhtiyar kadın: "Yiyebileceğiniz kadar yiyin. Karnınız doyunca da ben size uyuyacağınız yeri göstereceğim." demiş. Hansel ve Gretel her şeyi unutarak kendilerini yeniden güven içinde duymanın sevincini yaşamaktaymışlar. Bu yeni arkadaşları kendilerine iki güzel pembe yatak gösterince de çok mutlu olmuşlar. Ne var ki tahmin edilebileceği gibi bir cadıymış bu ihtiyar kadın. Cadıların gözleri kırmızı olurmuş ve sesleri de viyaklar ya da ciyaklar gibi çıkarmış. Bazılarının da uzun, kanca gibi burunları olurmuş ve kalın bir değneğe dayanarak yürürlermiş. Bu cadıda bütün bu sayılanlar olduğu gibi bunların yanı sıra bir de korkunç bir acımasızlık huyu varmış. Ne zaman karnı acıkmış olsa çocukların akıllarını çalsın de kulübesine getirsin diye kar beyazı rengindeki kuşunu gönderirmiş ormana. Çocuklar onun etki alanına girdikleri zamanda yenebilecek ölçüde şişmanlayıncaya değin onları hapiste tutarmış. Cadı ertesi sabah erkenden Hansel'i yakalayıp yatağından dışarı çekmiş. Şimdi ''Doğruca kafese gidiyorsun.'' diye yaklamış. ''Yenecek kadar şişmanlayıncaya kadar orada kalacaksın.'' Hansel öylesine hazırlıksız yakalanmış ki, karşı koyamamış bile. Ama Gretel kardeşinin başına gelenleri görünce, yüksek sesle bir ağlama tutturmuş. Cadı Gretel'e dönerek, sana gelince diye aklamış. Ben kardeşini yiyinceye kadar sen de benim hizmetçim olacaksın. Sonra seni de yiyeceğim. Şimdi kuyuya git de bana biraz su getir. Gretel kuyuya doğru koşarken cesur olmalıyım diyormuş kendi kendine. Ansel'e yardım edebilmenin bir yolunu bulmalıyım. Kız dönünce cadı ona mutfağı temizletmiş ve kulübeyi düzene koydurtmuş. Bu işler olurken de Sana söz veriyorum ki açlık çekmeyeceksin, diyormuş. Senin de sıran gelinceye kadar yemek artıklarıyla besleneceksin. Ama kardeşin en iyilerini yiyecek. Cadı sözünü tutarak gerçekten de Hansel'i tavuklar, kaymaklar, börekler ve reçellerle beslemiş. Ama ihtiyar kadının da bütün öteki cadılar gibi gözleri çok zayıfmış ve Hansel'in semirip semiremediğini fark edemiyormuş. Bu yüzden de çocuğa parmağını demirlerin arasından uzatmasını söylüyor ve onu yoklayarak anlamaya çalışıyormuş. Hansel de bunun üzerine onu kandırmanın bir yolunu bulmuş. Kafesinden dışarı cadı ellesin diye bir tavuk gemini uzatıyormuş. Cadı onuncu gün feryadı basmış artık. Nasıl oluyor da hala bu kadar incecik ve sıskacık kalıyorsun? daha fazla bekleyemem. İster sıska ol, ister semiz. Yarın seni yemeye karar vermiş bulunuyorum. Cadı ertesi sabah erkenden Gretel'e Sıska da olsa, semiz de olsa yarın kardeşini yiyeceğim. Sen şimdi bana koyudan su getir. Sonra unu ve karıştırma kasesini hazırla. Gretel gözlerinden boşanan yaşlar yüzünden güçlükle görerek kendisine buyurduklarını yerine getirmiş. Kızcağız kadının kocaman bir pasta yapıp Hansel'i de onun içine koyacağını düşünmüş önce. Ama cadının niyeti Hansel'i kızartma yapmadan önce biraz ekmek pişirmekmiş. Kız cadının koca fırını yaktığını görmüş ve sıcaklık mutfağa doğru yayılmaya başlayınca titreyen bir sesle cadıya önce ne yapacağını sormuş. Cadı çok yumuşak bir tavırla kıza "Bu çok yerinde bir soru." demiş. "Ben önce ekmeği pişirmeye gidiyorum." Eğer sen de başını fırının içine sokup sıcaklığın ne kadar olduğunu bana bildirirsen çok memnun olurum. Gretel'in aklına birden bir düşünce gelmiş. Ekmekle birlikte beni de pişirecek. Bundan eminim. Bunun üzerine fırının kapağını bir türlü açamıyormuş gibi yapmış. Cadı ona çabuk olmasını söyleyince de kapı o kadar ağır ki açmaya benim gücüm yetmiyor demiş. Tasarısını uygulamak için sabırsızlanan ihtiyar cadı topallıya topallıya kocaman fırının kapısına doğru gitmiş ve onu zorlayarak açmış. İşte Gretel de o zaman ok gibi yerinden fırlamış ve bütün gücüyle cadıyı iterek onu kendi fırınının içine yuvarlamış cesur kız sonra da kapıyı çarparak kapatmış. Gretel bir ceylan çabukluğuyla kardeşinin kapalı bulunduğu kafese doğru koşmuş ve "Hansel, Hansel, cadı kendi fırınının içinde kebap oldu." diye seslenmiş. Seni dışarı çıkartabilirim artık kurtulduk. Kafesin kapağını açarak Hansel'i özgürlüğüne kavuşturmuş. İki kardeş birbirlerini kucaklamışlar ve öpmüşler. Hansel kız kardeşinin yaptığı işi duyunca kahkahalarla gülmüş. Ne bulursak alıp götürelim." demiş. Buradan ayrılmadan önce evi arayıp cadının hazinesini bulalım. Hem de ne hazineler! Ağzına kadar elmaslar, Yakutlar ve incilerle dolu iki sandık bulmuşlar. Bunlardan ne kadar çok taşıyabileceksek o kadarını alalım demiş Hansel. Çünkü bir cadının hazinesi onu bulanın olur. Böyle derken de ceplerini doldurmaktaymış. Gretel, ben de biraz alayım bari diyerek önlüğünün ceplerini doldurmuş. Daha sonra Hansel ormandan çıkan yolu bulmalıyız gel Gretel demiş. İki çocuk el ele tutuşmuşlar ve yola koyulmuşlar. Uzun süre yürüdükten sonra geniş bir ırmağın kıyısına varmışlar. Hansel, bir kayığımız olmadan karşıya geçemeyiz. Orası ayrıca yüzemeyeceğimiz kadar da uzak, demiş. Gretel, bize doğru yüzerek geldiğini gördüğüm şu sevimli ördek belki de yardım eder bize diyerek ırmağın kıyısına gitmişler. Sonra da kollarını sallayarak Ördek, ördek! Karşıya geçmemiz için yardım eder misin bize? diye seslenmiş. Küçük iri ördek onlara doğru yüzerken Gretel kardeşine Ördek buraya geliyor Hansel demiş. Onun sırtına çık da sağ salim karşıya götürsün seni. Sonra da gelip beni alır. Ördek tam da Gretel'in söylediği gibi önce Hansel'i sonra da kızı karşı kıyıya götürüp bırakmış. İki çocuk ördeğe teşekkür ettikten sonra yeniden yola koyulmuşlar. Aradan az bir zaman geçmiş ki Hansel'in gözüne ağaçlıkları arasında bir kulübe iyileşmiş. Çocuk bunun kendi evleri olduğunu tanımış. Gretel, Gretel evimize geldik diye bağırmış. Karısı ölmüş bulunan oduncu uzun zaman önce kaybettiği çocuklarını görünce sevincinden dili tutulmuş. Çocuklarını bağrına basarken Hansel de sana gösterecek şeylerimiz var babacığım." demiş. Sizler bunların neler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hansel ve Gretel ceplerini boşaltırken parıldayan ve yanan elmaslar, inciler ve yakutlarmış bunlar. Çocuklar sonra da babalarına başlarından geçeni anlatmışlar. Oduncu da onları şaşkınlıktan açılan gözlerle dinlemiş. İki kardeş hikayelerini bitirince babaları onları yeniden kollarının arasına almış. Size söz veriyorum ki bugünden sonra artık hep birlikte olacağız, demiş. Ve öyle de olmuş. Cadının hazinesinin yardımıyla yüzyıl belki de daha fazla mutluluk içinde yaşamışlar. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.